Demir ya, inanamıyorum gerçekten. Çok mutluyum. Ben de aşkım. Aşkım mı gitmiş al bana? Değil mi öyle ya? Of. Şey yani... Bize bir şey olacak diye, nazar değecek diye çok korkuyorum. Ya daha ne olacak işte, saatine anne bak, vuruldum diyorum sana artık. Daha ne olabilir ki? Fadime abla bu ne? Kutlama yapacak da. Börek. Kutlamayı börek ve bu siyah gazlı içecekle mi yapacaksın? Tabii ki öyle, yana olacaktı. O zaman bunu sen istedin. Ulan yapma da batıracaksın her tarafı. Ya bırak batsın. Hayatımın en mutlu günü bugün Fadime benim. Ver, ver koyayım, ver. Abi ne oluyor burada? Ay şey. Gel kız al bir bardak, kutlama yapıyoruz. Neyi kutluyorsunuz? Sus şimdi şey yapma. Abin evleniyor. Evleniyor musun? Evet, ne oldu? Çökeceksin odama, kurtuluyorsun benden işte. Daha ne istiyorsun? Ya ne demezsin? Evet Demir bilir. Şimdi bize günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapacaksın. Hadi bakayım. Ya oğlum aşığım diyorum, ne konuşması ya? Beceremem zaten. Demir yaparsın ya, yap hadi bir konuşma. Konuş, konuş, konuş. Hadi tamam, be. Bir dakika, şimdi ayağa kalkayım. Ayarsız bir insan olduğumu kabul ediyorum. Yani bugüne kadar bir sürü hayvanlıkta yaptım sana. Bunun için de çok özür dilerim değil. Ama insan bazen gözünün önünde aşık olduğu şeyi göremeyebiliyor. Ve onunla didişerek vakit kaybediyor hayatta. Ama bundan sonra seni hiç üzmeyeceğime söz veriyorum. Çünkü seninle bir dakika bile ayrı geçirmek istemiyorum artık. O zaman böyle. Hadi bakalım. Ayça. Ayçacığım hoş geldin. Vallahi hiç hoş bulmadım Ahu. Ya seni bulamayınca abimin odasına gideyim dedim. Bir de ne göreyim? Abim Nil'e evlenme teklif etmiş ya. Gel şurada biraz oturalım gel. Maalesef öyle oldu yani. Yapacak hiçbir şey yok, hale bakar mısın? Şaka gibi ya. Yani gerçekten bu kızdan korkulur artık. Ya babanın şirketi yetmedi, bir de abimin üstüne çöktü. Hep saf oynamadı mı? Hakkı Bey de öyle kandırdı zaten. Of ya. Bütün günüm zehir oldu vallahi. Berkant Bey'le buluşacaktım. İptal edeceğim artık. Aa. Siz Berkant Bey'le arkadaş mı oldunuz? Yani ne bileyim. Berkant Bey böyle çok iyi bir insan. Kibar, akıllı, entelektüel. Yoksa aranızda bir şey mi var? Aslında başta bir şey olmaz zannediyordum. Sonuçta abimin baş düşmanıymış. Zaten var ya, abim duysa kıyameti kopartır. Abine ne canım? Sen yetişkin bir kadınsın. Abin karışamaz. Hem Berkant Bey bence çok tarz bir adam. Çok yakışırsınız siz. Aslında doğru söylüyorsun. Yani abimle evlenme teklifi ediyorsa bana da karışamaz. Hı? Değil mi? Yani ben ona yapacağımı biliyorum.